Şu an Slovak'tayım. Çekoslovak'tan ayrılan Slovak'ta. Slovakya arkada gördüğünüz kar pisti, kayak pisti diyorum. Şimdi bakarsanız hani hep istiyoruz da Çambaşı da böyle olsun diye. İnsanlar bayağı bugün cumartesi olmasından dolayı bayağı eğleniyorlar. Hedefim Estergon Kalesi. Macar'a gidiyorum. Yoldayım şu an. Macaristan'da o Osmanlı'nın fethettiği Estergon Kalesi'ne giderken Slovakya'da da böyle güzel manzaraları size göstermek istedim. Çok soğuk var. Ben arabaya gireyim. Yani gerçekten dehşet bir soğuk var. Yeah.
Evet sevgili izleyiciler, şu an neredeyiz? Macaristan'ın Estergon şehrindeyiz ve Osmanlı'nın uzun bir sene, yıllar zapt ettiği Estergon Kalesi'ne çıkıyorum. Bura daha önce Avusturyalıların elindeydi. 1545'lerde Osmanlı bu civara geldiğinde bu kaleyi 1595 yılında Osmanlı, Avusturyalılar Osmanlı'ya teslim etmek zorunda kaldılar. Ve uzun yıllar bu kaleyi zapt ettiler. Şimdi Tuna Nehri'nin yanında olan kale, sol tarafta Slovak, sağ tarafta da Macar. İşte şimdi devam ediyoruz, bakalım ne göreceğiz. Kaleye çıkıyoruz. Atalarımızın ayak izlerinin olduğu bir kale. İşte evet sevgili izleyiciler, neredeyiz? Osmanlı'nın ayak izlerinin olduğu Estergon Kalesi'ndeyiz. Burada gerçekten rüzgar had sefada. Kamerada Ceki Murat, sağ olsun şovmenimiz, ve Murat'ın kafası falan iyice örtülü, bakmayın ben ara sıra şapka falan takıyorum bu soğukta. Mustafa arkadaşım da, bodyguardımız da yanımızda. Ve yavaştan şöyle içeriye doğru gidip kalenin şeylerine bakacağız. Neleri, ne tarafında. Biz neresindeyiz? Buraya ilk geldiğimiz için tam da bilmiyorum. Ne kadar bir, bizi ne bekliyor, neyin nesi. Burada işte Osmanlı'nın hükmettiği bir yer. Şu an nehir, Tuna Nehri orada. Tuna Nehri Almanya'nın Donaueschingen kentinde, Baden-Württemberg'de, yani benim olduğum mıntıkadan akıp buradan Karadeniz'e dökülüyor. Evet sevgili, dehşet bir rüzgar var. Macaristan ve Osmanlı tarihinde büyük bir dönem taşıyor bu kale yani. Osmanlı-Macar tarihinde bu kalenin çok büyük bir önemi var. Estergon Kalesi Macaristan ve Osmanlı tarihinde büyük bir önem taşır. 1300. yılın başında Macaristan'ın tarihinde inşa edilmiş ilk önemli yapılardan biridir. 1241'inde Moğol istilaline uğrayan Macar Krallığı burasını dini merkez yapmışlar. Osmanlı Devleti ilk defa 1543'te Avusturya'nın yönetiminde olan kaleyi zapt eder. 1595 yılında Osmanlılar kaleyi teslim etmek zorunda kalır Macarlılar. 1605 yılında yeniden zapt edilen kale 1683'te kesin olarak Osmanlı yönetimine geçti. Günümüzde turistik bir cazibe merkezi burası. Şu an gerçekten yazın çok turistlerin geldiğini duyduk biz, kışın geldiğimiz için. Estergon Kalesi biraz önce dediğim gibi 1241'lerdeki Moğol'un buraya gelişine kadar Macar Krallığı'nın idari ve dini merkeziydi. Kral Bela 1256'da başkenti Budine'ye taşıdı ve kaleyi din adamlarına bıraktı. Başkoposluk makamının bulunduğu yapı günümüzde müzedir. Yani bu gördüğünüz yerler o zamanlar vardı. Dini, din adamlarına bıraktılar. Çok rüzgar var burada. Estergon Kalesi ilk defa
10 Ağustos 1543 tarihinde 12 günlük bir kuşatmanın sonunda Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından zapt edildi. Kalenin bulunduğu bölge bir sancak beyliği haline getirilerek Budin Beyliği'ne bağlandı. Macar kralı Yanes Sopolin mi neydi tam hatırlayamıyorum, yanılmıyorsam bu olması lazım, 1540 yılında öldüğünde Avusturyalılar ile Osmanlılar arasında Macaristan'ın yönetimini konusunda rekabet başladı. Daha önce Budin ve Peşte'yi fetheden Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman 1543 yılının Nisan ayı sonlarında Edirne'den yola çıktı ve 29 Temmuz 1543'te orduyla Estergun Kalesi'ni kuşattı. Yani bulunduğunuz şu kaleyi gördüğünüz gibi Kanuni Sultan Süleyman kuşatıyor. Estergun Kalesi ilk defa 10 Ağustos 1543 tarihinde 10 günlük bir kuşatmanın sonunda Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından zapt edildi. Kalenin bulunduğu bölge bir sancak beyliği haline getirildi. Ve buradaki o Budin Beyliği'ne de devredildi. Kale 4 Ağustos 1995'te Alman, Leh ve Venediklerden oluşan büyük bir ordu tarafından kuşatıldı. Sokuluzade Lale Mehmet Paşa'nın komutanlığındaki küçük bir ordu kaleyi savunuyordu. Ancak yardım gelmemesi üzerine açlık ve susuzluk baş gösterince 2 Eylül 1595'te teslim olmak zorunda kaldılar. Olaya bizzat tanıklık eden Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçevi tarafından kaleden savunma Estergun Kalesi Türk'ün esin kaynağıdır. İşte Osmanlı bu sefer buraya ikinci sap şeye gelmiş oluyor. Kaleyi geri almak isteyen Osmanlılar 1605 yılında tekrar bir kuşatma düzenlediler. Bu sefer sadrazamlık görevine getirilmiş olan Sokuluzade Lale Mehmet Paşa bir aylık kuşatmadan sonra kaleyi 3 Ekim 1605 tarihinde ele geçirdi. Kale bu tarihten sonra 78 yıl daha Osmanlıların elinde kaldı. Tabi Osmanlı bu sefer daha dikkatli oldu öncekilere nazaran. 1683 yılında Osmanlıların 2. Viyana kuşatmasında başarısızlığa uğramasının sonunda Avrupa devletlerinin kutsal ittifakı oluşturarak Macaristan'ı Osmanlıların elinden alması sonucu Estergun Kalesi 1 Kasım 1683'te bu sefer kesin olarak Osmanlı yönetiminden maalesef çıktı. Değil mi? Üzücü bir olay. Bu kaleyi ne zaman kaybetmişiz? 1683 yılında kaleyi kaybetmişiz. 78 yıl sonra. Ve devam ediyoruz. Başka neler biliyoruz bu kale hakkında? Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçekten çok büyük... Evet. Sevgili izciler. Dondum. Kalede çok dehşet bir rüzgar var. Gördüğünüz gibi Viyana kuşatmasından sonra da bu kaleyi elimizden çıkarttık. Yani kaybettik. Çünkü Viyana'da bizi durdurmayanlar bu kalede de durdurmadılar. Ve geri çekilmek şeyinde kaldık. Daha önce işte burası Macarların çok önemli şehirlerinden olmuş ve din adamlarına bırakmışlar. Hani burayı şey yapsınlar diye. Gerçekten de güzel bir dini
müze gibi bir şey var. Yani şu anki kiliseyi müze çevirmişler. Yukarıdan da aşağı bakıyorlar. Yani demek ki içeriye giriliyor. Bakalım bizi ne bekliyor? İleriye doğru gidelim Muratçığım. Evet, neredeyiz? Estergon Kalesi'ndeyiz. Aslında Macarlar bu kaleyi de çok önemli bir dini merkez haline getirmek istemişler. Ama maalesef tabii Avrupa'da kendine göre başka yerler, Vatikan daha önde geliyor dini yerden. Ama burada gördüğüm kadarıyla böyle güzel bir yapının oluşu ve arkada da onun anıtını, işte din adamı anıtına herhalde tam... Bunu da bilmiyorum yani, hiç de görmedim, neye yaradığını da bilmiyorum ama tam burçların tam önemli yerine böyle bir heykeli yapmışlar. Belki tarihte bulursak da onu size anlatmaya çalışacağım. Bakalım şimdi ne bekliyor bizi. Devam ediyoruz. Burada işte düşün. Atalarımız burada yüzyıllarca kalıp, yüzyıllarca deyince biraz çok oldu. Yani şöyle 100 küsur 130 sene mi ne kadar bilmiyorum, bir zaman kalıp burayı bayağı zapt etmişler. İşte düşün burada hangi Mehmetçikler. Neredeyiz? Estergon Kalesi'ndeyiz. Macaristan'ın Estergon şehrinde Estergon Kalesi'ndeyiz. Ve muntazam manzaralar. Çünkü çok çok soğuk olduğu için inanın böyle istediğimiz gibi de hareket edemiyoruz. Yani boah, hiç koruma falan da yok burada, hani yani biri atlar düşer intihar eder diye. Demek ki bizde olsaydı şimdi buraya koruma falan yaparlardı ama zamanla buranın da koruma altına alınacağını düşünüyorum. Yani hani biri buradan aşağı atlar falan gibisine, böyle insan içi ürperiyor baktığında. Vallahi dehşet bir kale yani hani. Zaten kaleler hep dehşet de. Şimdi evet, bu din adamını buradan daha iyi göreceğiz. Şimdi burayı tanımadığımız için ilginç bir şey var. Biz Tuna Nehri hangi tarafa akıyor arkadaşlar? Şuraya aşağı akıyor galiba. Şu tarafa mı akıyor? Murat kafasını sallıyor. Evet, su aşağıya doğru akıyor. Demek ki Türkiye şu tarafta, Karadeniz. İşte gördüğünüz bu Tuna Nehri sevgili izleyiciler, Almanya'nın Donaueschingen kentinden, yani onun ormanlarından doğup birkaç tane kaynak var. İnşallah ileride orayı da çekme fırsatı bulacağım. Ve buradan ovaları, vadileri yararak... ülkeler geçerek, hani ne bileyim işte Polonya'sından, Çek'inden, Almanya'sından, Macar'ından, Romanya'sından, Bulgaristan'dan, herhalde Bulgaristan'dan değil, yukarıdan bir yerden şey neydi, Estonya mı neydi, orada bir ülke var, Litvanya. Litvanya'dan denize akıyor bildiğim kadarıyla. Ya şimdi şöyle bir olay, ben hiç dersimi yapıp gelmiyorum böyle yerlere gelince, bakıyorum böyle doğal ne güzel. Neye yarıyor o an diyorum, ya ben bunu öğrenseydim yani hani diyorum ve böyle de oluyor yani. Anında size bilgi çıkartmaya çalışıyorum buradan. Yanlışlarımız olabilir, biraz da siz inceleyin, daha doğrusunu bakın. Benim görüntülerim yalan konuşmuyor, belki sözlerimde tutturamadığım olsa bile ama görüntüler yalan konuşmuyor. Estergon Kalesi'ndeyim, bal gibi de Estergon Kalesi'ndeyim, yani bunun lamıcımı yok. Siz de açın, dediğim gibi internetlerden her yerden okuyabilirsiniz, daha doğru bilgileri buradan görebilirsiniz yani Estergon Kalesi'nin neye yaradığını. Ama insanın şu an içimde inanın
bir tuhaflık var yani burada da. Yani büyüklerimiz, atalarımız burada yıllarca görev yapmış ve burada bize Haçlı ordularıyla büyük mücadele vermiş. Viyana'yı kaybettiğimizde de buradan da çekilmek zorunda kalmışız. Düşünseniz yani bir ülkede 100 küsür sene duruyorsunuz. Yani şimdi biz Türkler Avrupa'da şu 50 küsür sene oldu. Almanya'da diyoruz bıktık. Ne yaptı? Bu insanlar ne yaptı burada? Kaç kişinin mezarı var? Acaba çok merak ediyorum. Burada Osmanlı askerlerinin mezarı nerede yani? Nerede? Şöyle Muratçığım bir genel görüntü alalım şöyle. Evet sevgili izleyiciler. Büyük ihtimal din adamının haç giydirme şeyi yani. Bakınız yukarıda kral Aziz Petrus mu kimse. Ya zaten hep şeylerde hep Aziz Petrus diye geçiriyor şey. Hani Murat'ı da alalım bakalım. Sevgiliciler bize çok desteği olan Murat arkadaşım da yanında. Hani şovmenlik yaptığı için lakabını biz ne diyoruz diye. Jackie Murat. DJ Murat diyecektim. Yok, Jackie Murat abi. Jackie Murat diye diyoruz. Evet, öncelikle merhaba diyeyim de merhaba. Şimdi. Nasıl görüyorum şimdi? Estergon Kalesi'ndeyiz. Yani hiç aklımıza gelmezdi değil mi? Benim hayalimde olan tarihleri gezmeyi çok seviyorum. Özellikle Türk-Osmanlı tarihleri, Atatürk'ün olduğu yerleri çok gezmeyi çok seviyorum. Ve şu anda Estergon Kalesi'ndeyiz. Yani Estergon demek benim için çok çok yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği gibi Estergon'da yani uzun yıllar savaş verdik. Evet. Çok Yeniçerilerimiz şehitler verdik yani burada. Gördüğümüz gibi arkada her yerde bir tarafımızda Tuna Nehri, evet. Bir tarafımızda Estergon Kalesi ve her şey harika yani. Çok her güzel. Şey harika. İşte sevgili izleyiciler dediğim gibi biz burayı aldığımızda Kanuni Sultan Süleyman zamanında Almanlarla başka Hristiyan orduları burayı bizden geri alıyorlar. Evet. Biz tekrar alıyoruz ama Viyana kuşatmasından sonra burayı kaybediyoruz ne yazık ki yani. Bu kalenin özelliği bir de birinci kuşatmada yani devir kaybettiğimizde Osmanlılar at susuz burada savaşırken işte içeride 100-200 kişi var mesela ama dışarıda Hristiyanlar bu kaleyi almak isteyenler şaşırıyormuş. Haçlı ordular. Evet. Nasıl yani bu 100 kişi içeride nasıl mutlular, nasıl sevinçler? İşte mehterler, Ceddin dedem, işte hücum marşları falan çalarken ya bunlar içeride kaç bin kişi yani? Evet. Onu düşünüyorlarmış. Halbuki içeride 100 kişi, 150 kişi var ama binlerce orduya karşı yani. Evet. Ondan da kaybettik ama sonra tekrar almışlar kaleyi. Evet. Kale gerçekten de bayağı koruması yüksek gibi, yani. Yunus abi oraya dediğin gibi orası Hristiyanların bence var ya bunlar herhalde burayı şey dediler. Vatikan'dan sonra biz buraya evet, getirelim evet, burayı ama evet. Başaramamışlar yani. Başaramadılar. Evet daha doğru yani. Çünkü Vatikan'ın sevgili izleyiciler Vatikan'ı tabii bir gün nasip olur soruyu da göstermek isterim. Oranın çok ayrı gideceğiz bir özelliği abi, var. Nereye gideceğiz? Düz bir alanda, daha geniş, daha büyük. Çünkü burada bir idareyi buraya getirsen çok fazla bir şeye yaramazdı. Yani daha çok ibadet gibi burası yani. Hani ama o zamanlar öyle düşünmüşler ama olmamış. Onun için de buranın anısına böyle şeyler yapmışlar işte. Böyle'nin heykeli. Bu heykel de, Aziz Patrus'un galiba taç giydirme şekli yok, mi? Yok bu Aziz Patrus'un taç giydirme burada. Hani Hristiyanların bizde müftülük falan hocalık falan oluyor ya. Evet. Burada onun yani burada taktığı zaman diyor ki işte nereye gideceksin görev atıyorum şimdi. İstanbul. Nereye görev? Orduya değil mi? Orduya. Yani nerede kiliselerin kiliseler varsa oraya görevlendirme buradaydı yani Hristiyan. He, buradan yapılıyordu yani. Evet buradan yapılıyor. Onun sembolü de yani. Onun da sembolü diyor evet. Murat arkadaşımız. Murat şöyle gidip bakalım daha evet. Neler var. Sen ne gördün kalede şimdi? Abi ben buraya gelince içim böyle cızıttı yani gerçekten. Niye? Atalarımızın ayak bastığı yerleri. Evet. Ve ne diyoruz? Sen programına devam yap. Ben kameraya geç. Sen kameraya geç dediğim gibi. Kamerada şu an Mustafa abimiz. Çarşambalı Mustafa kamerada. Evet. Nevşehirli'ye verelim. Nevşehir değil. Aksaray abi. 68 Sarıyahşi. Bize evet. Sarıyahşi diyor. Evet. Aksaraylı'yı gönderelim. O zaman ben kamerama geç. Sen kameraya geç bakalım şimdi. Evet. Mustafa'yı alalım bakalım. O ne diye. Mustafa diye beni alma Yunus abi diye. Evet. Stop yapalım.
Şimdi karşı tarafta gördüğünüz gibi sanki Osmanlı eseri gibi duruyor. Kalenin o tarafı. Acaba diyorum bizim zamanımızda mı yapıldı? Yani çünkü ben kaleyi öyle çok tarihini incelemediğim için bilmiyorum. Burası işte Tuna Nehri'nin tam birleştiği yerdeyiz. Nedense öyle çok turist yok yani burada. Bilmiyorum yani. Belki de havalardan dolayı, belki de bu işte hastalıklardan dolayı. Gerçekten Macar Ovası dümdüz bir yer. Ve dehşette soğuk var yani, onu da söyleyeyim. -5 derece. Donduk. Ama burada ne top var ne tüfek var. Ona da ilgimi çekti. Yani içerilerde bir yerde galiba. Askerlerine in bin yapıyordu aşağı yukarı. Bayağı da uzun, bilmiyorum kaç merdiven var. Son iki adım. Neyse, hadi. Bu kadar yeter. Sevgili izciler, şimdi kaleleri kale yapan surlarıdır. İşte top mevzileridir falan falan falan. Ama asıl bir kalenin korunması için düşünün, aylarca yıllarca da olduğunu da duyduk, bazı kalelerin kuşatıyorlar seni
ve sen burada aç ve susuz kalıyorsun. İşte o kalede düşün ki işte ecdadımızın su içtiği kuyu. Burada kocaman bir kuyu var. Şu an kapalı, görmüyoruz. Bakın orada makaranın indiği şeyi görüyorsunuz, makarasının yerine. Sonra demir yapmışlar. Demek ki sonra bir ara kullanıldı mı ne olduysa. Ve bunun altında büyük bir su kuyusu var. Bu kalede suyu da muhafaza etmek apayrı bir olay. Hani geçtiğimiz yüzyıllarda. İşte kaledeki önemli kaynaklardan biri de suyu iyi tutabilmek. Bunu bazı kalelerde görebilirsiniz, böyle su kuyularını. Biz burada denk geldik. Şimdi hemen ben uyandım. Ama sevgili, bu kalede çok şey eksik. Ne eksik? İşte pek fazla anlatım yok. Mesela burada su kuyusunun olduğunu anlatmıyorlar. İşte şurada bir müze var diyorlar. Şurada işte kilisenin olduğu yer var diyorlar. Çok şey eksik burada. Yani inşallah dediğim gibi buranın yöneticileri bunları gidertirler ileriki zamanda. Ama gerçekten de karınları tok insanlar. Yani öyle her şeyi paraya bağlamamışlar. Öyle her şeyi bulamazsınız burada. İçeride sadece bir kahve içme yeri vardı. Fiyatlar da cazipti. Gördüğünüz gibi göreceksiniz. Ya gördünüz ya göreceksiniz. Biz gördük çıktık. Burayı kaldıydı bu plan. Bunu bakalım sona mı ekleyeceğiz, başa mı ekleyeceğiz. Şimdi yavaştan kaleyi terk ediyoruz. Ne yapıyoruz? Ecdadımızın şey gitmek istemiyormuş Ceki. Ecdadımızın 100 küsür sene burada mücadele verdiği kaleyi biz 15 dakikada çektik ve gerçekten de çok güzel bir yer yani. Bizden de bir şeylerin olması daha da güzel burayı yapıyor. Hani atalarımızdan bir iz olması daha da güzel yapıyor burayı. Gerçekten bu iz bırakanlardan Allah razı olsun diyoruz ve onlara bir elham okuyoruz ruhlarına. Allah razı olsun onlardan. İyi ki böyle izler bırakmışlar bizlere. Bizler de böyle izlerle onlarla gurur duyuyoruz. İşte bazı insanlar yaptıkları, bazı toplumlar yaptıkları kötülüklerle üzülürler. Bizlerse yaptığımız iyiliklerle, yaptığımız olaylarla gurur duyuyoruz. Düşünsenize şimdi Osmanlı buraya geliyor, 100 küsür sene burada kalıyor ve şurada gördüğünüz o kiliseyi isteselerdi yerle bir ederlerdi. Hiçbir şey kalmazdı. İşte biz dine verdiğimiz önem hiç fark etmiyor, hangi dinden olursa olsun. İşte bunun en canlı örneğini görüyoruz ve hiçbir şeyine Osmanlı değmiyor buranın ve aynen yerinde duruyor. Aldığı gibi de 100 küsür sene sonra sahiplerine geri teslim ediyor çekilirken. Ama bugün görüyorsunuz ki camileri bazı ülkeler bir yerlere girdiklerinde, yani savaş esnasında olsun vesaire, camileri yerle bir ediyorlar, bombalıyorlar. İşte din yerleri, yani böyle ibadethaneler, yani ibadet yapılan yerler bence kalırsa çok güzel olur diyorum. Biz burada gördük yani. Ve gerçekten de soğukla da mücadele ediyoruz burada. Bizi bağışlayın. Çok soğuk var. Gerçekten bir an önce gitmek istiyorum ve size de bu güzel dakikaları yaşatmak istiyorum. Bakalım şimdi daha ne var? Şu taraftan gidelim diyorum bence. Biraz bir şeyler görürüz diye. Yani insan içinden diyor ki atalarımız diyor. İşte şurada görüyorsunuz. Tiyatro var diyor. Müze var diyor. Yani şu an müzenin kapalı olduğu için müzeye gitmiyoruz. Evet, alttan girmiş oluyoruz şeye, dediğiniz gibi. Buradan yolumuz Budapeşte'ye gideceğiz. Bakalım Gül Baba'yı türbesi varmış. Onu bulacağız. Türk Caddesi var orada. Onu bulacağız. Budapeşte'de Türklerle ilgili bazı izler var. Onları bulup onları size göstermeye çalışacağız. Şimdi hedefimiz Budapeşte. Bakalım Murat. Gördüğünüz gibi insanlar geziye çıkıyorlar. Thank you.
artık ne yapısı olduğunu bilmiyoruz buranın. Buraya kaleye oradan bir geçiş yapmışlar. Çok enteresan. Saray ama ne sarayı acaba? Devlet sarayı mı? Ne sarayı bilmiyorum. Devlet sarayı olsa koruma olur. Gezgiciler, Estergon Kalesi'ndeki çekimlerimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eğer başka görüntü buradan eklemesem gidip bakacağız işte Budapeşte'ye gitmeye çalışacağız. Oradan görüntüler almaya çalışacağız size. Gördüğünüz gibi Bir Gurbetten Sıla'ya programında burada yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kamerada Ceki Murat, ben sunucunuz Yunus Çoşkuner. Hepinize sevgi selamlarımızı gönderiyoruz Avrupa'dan. Esen kalın, hoşça kalın diyoruz. Şu an Estergon Kalesi'nin, o kilisenin en tepesine çıktık. Gördüğünüz gibi. Onu buradan güzel görüntüler almaya çalıştık. Müzesine kapalı olduğu için giremedik müzeye. Bakalım bahçeden de birkaç görüntü alıp size veda ediyoruz. Hoşça kalın. Buram buram Türkiye kokan buram bal Gurbetten Sıla'yı sundu. Şu siyahlıklar tamamen yosun ve katranlaşmış şekilde. Dede ile torun bunlar. Hangisi dede, hangisi torun? Programlarımızda fidanları toprakta buluşturuyoruz ve bugün ilk fidanımızı toprakta buluşturduk. Her programımızda bir fidan dikerek ilk dut ağacımızı Kumru'da dikiyoruz ve köşe bucak programı olarak artık bizim de dikili bir ağacımız var. Dikili ağacım Dudum, Kara Dudum, burada emin ellerdesin, hiç merak etme. Sen büyüyeceksin, fidansın şimdi, ağaç olacaksın, dutlar vereceksin. Adın çıkmış dostana. Abonelik sözleşmesi, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Günümüzde abonelik sözleşmeleri, tüketicilerin asgari düzeyde karşılanması zaruri olan elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi birçok temel mal veya hizmeti edinebilmelerine imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan abonelik sözleşmeleri yönetmeliğine göre satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak mevzuata uygun olarak hazırlanan abonelik sözleşmesi ve taahhütname tüketiciyle imzalanarak birer örneği verilecektir. Tüketicilerin alacakları mal veya hizmete ilişkin olarak ödeyecekleri bedel başta olmak üzere tarafların hak ve yükümlülükleri sözleşmede ayrıntılı olarak yer alacaktır. Hizmetlere ilişkin ücretlendirmeye
ön ödemeli hizmetler haricinde hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlanılacaktır. Tüketiciler abonelik süresince imzaladıkları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneğiyle abone oldukları tarifeye ilişkin ayrıntılara ücret ödemeksizin erişebilecektir. Faturalandırma dönemi sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir ay olacak ve dönem değişikliği yapılarak birim fiyat arttırılamayacaktır. Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalarla ilgili olarak tüketiciden devlet alacakları için öngörülen gecikme zammı oranını aşmayan oranda gecikme faizi alınabilecektir. Tüketicinin açık talebi veya onayı olmaksızın abonelik sözleşmesi kendiliğinden uzatılamayacaktır. Sözleşme süresinin sonunda tüketicinin talep veya onayı olmaksızın mal veya hizmet sunumunun devamı halinde sunulan bu mal veya hizmetler için tüketiciden hiçbir bedel talep edilemeyecektir. Tüketiciler elektronik haberleşme şebekesi üzerinden kendilerine içerik erişimi sağlayan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili sorunlarda hizmet aldığı sağlayıcıya da başvurabilecektir. Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında değişiklik yapılamayacaktır. Belirli süre abone kalma taahhüdü karşılığında bedel indirimi, malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devri ve hizmetin ifasını içeren taahhütlü abonelik sözleşmelerinde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacaktır. Taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden tüketicilerden yararlandığı indirim, cihaz ve diğer faydaların tahsil edilmemiş bedelleri talep edilebilecek olup, taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutar esas alınacaktır. Yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte hizmet alması mümkün olmayan tüketiciler herhangi bir bedel ödemeden taahhütlü aboneliklerini feshedebilecektir. Sağlayıcı da taahhüt kapsamında verilen malın ayıbından sorumlu olacaktır. Tüketicilerin ödeme bildiriminin ayrıntılarına ücretsiz erişim ve bildirimin ücretsiz gönderilmesi hakları mevcut olup, bu bildirimin tüketiciye son ödeme tarihinden en az 7 gün önce gönderilmesi gerekmektedir. Tüketiciler ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilecektir. Tüketiciler istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olup fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 15 gün içinde tüketicilere bedel iadesi yapılacaktır. Hizmet bedelini sonradan ödeyen tüketicilere fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 10 gün içinde son bir fatura gönderilerek borçları konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır. Yüksek tarifeli çağrı merkezi ücretlerine son verilmiştir. Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcıyla iletişime geçebilmesi için bir telefon hattı tahsis edilmesi ve bu hattın olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife üzerinden ücretlendirilmemesi zorunludur. Abonelik sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde uyuşmazlığın parasal değerine göre illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan tüketici hakem heyetleriyle adliyelerde bulunan tüketici mahkemelerine başvuru yaparak haklarımızı kullanmamız mümkündür. Fındık üreticileri, bahçene sahip çık, gelirini artır, kazancın yüksek olsun. Türk fındığının korunması için, verim ve kalitenin artması için, siz üreticilerimizin ve ülke ekonomisinin kazanması için, fındık bahçelerimizin bugünü ve geleceğini tehdit eden tüm zararlılara karşı topyekün ve ısrarlı bir mücadele şart. Fındık kurdu, kahve.
kahverengi kokarca, yeşil kokarca ve küllenme. Fındıkta tehdit büyük. Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinde özellikle de son yıllarda görülen farklı böcek türleri fındığa ciddi zarar veriyor. Bu da verim ve kaliteyi düşürüyor. Dolayısıyla üreticinin geliri direkt azalıyor. Bu saydığımız 4 zararlının yanına diğer hastalıklar da hesaplandığında her yıl fındıkta yaklaşık %40 ürün kaybı yaşanıyor. Yani her yıl sadece fındıkla 1 milyar dolar kaybediliyor. Bu da hem ülke ekonomisini hem de bölge ekonomisini ciddi şekilde sarsıyor. Fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurduyla mücadele dönemi ise başladı. Üreticilerin durumu ciddiye alıp fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan fındık kurduyla mutlaka ama mutlaka mücadele etmeleri gerekiyor. Özellikle Mayıs ve Haziran ayları fındık kurduyla mücadele dönemi olarak biliniyor. Üreticiler bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına bir an önce başlamalı. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasına dikkat edilmeli. Su ile atılan ilaçlar yağmurlu günler ve güneşli öğle saatleri dışında her zaman kullanılabilir. Fındığın ana düşmanı fındık kurdu. Ama diğer zararlılarla da mücadele için ilkbahar mevsimi oldukça önem arz ediyor. Fındığı bekleyen en önemli tehlikelerden biri de kahverengi kokarca. Fındığın en yeni ama en dişli düşmanı kahverengi kokarcalara karşı da çok dikkatli olunması şart. Günde 30 kilometre yol kat eden bu tür fındık bitkisinin kökünü 20 günde kurutabiliyor. Yanlış duymadınız, bir ocağı yok edebiliyor. Çok dikkate alınmasa da yeşil kokarca içinde mutlaka ama mutlaka ilaçlama çalışması yapılmalı. Fındığın kalitesini ve randımanını düşüren yeşil kokarcalar için Mayıs ve Haziran ayları ilaçla mücadele dönemi olarak büyük önem arz ediyor. Değerli fındık üreticileri, zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilmezse bahçenizdeki fındıkların ve kazancınızın yarısını kaybetme riskiniz olduğunu asla unutmayın. Bahçenizden daha fazla ürün almak sadece ve sadece sizin ellerinizde. Haydi fındığımıza sahip çıkalım, gerekli ilaçlama ve bakımları yapalım. Hem biz üreticiler hem de ülke ekonomisi kazansın. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Northloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Northloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan seyir parkta buluşalım. Seyir park bir alan yapı projesidir. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2.
Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %8